Türkiye'de gündem biliyorsun sürekli değişiyor. Siyaset çok sert maalesef. Vatandaşın gündeminde ne var abi? Bir sıradan vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Öyle sorular sordun ki şimdi hangisini söyleyeyim? Çok basit gündem soruyor. Gündem iyi yani bana göre. Memnunsunuz gidişatla. Kesinlikle. Bugün ilk memnunum diyen kişisiniz. Birçok insan ekonomiden memnun değil. Niye memnun olmayayım ki? Şimdi ben sana tek şunu söyleyeyim. Neden memnun olmayacağımı söyleyeyim daha doğrusu. Türkiye'de o kadar işkiracı insanlar var ki, o kadar dolandırıcı insanlar var ki bence çok daha beterini hak ediyor. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı gündem iyi, ekonomi iyi, her şey iyi. Yani birbirlerini kazıklamak için iyidirler. Oysa Türkiye mükemmel bir yer. Yanlış anlama, ekonomi olarak da iyiyiz. 10 liralık arabayı 400'e çekmiş. Adam için iyiydi değil mi? Asker ücretini de yukarıya çekiyor. Onun için de iyiydi. Yani biz birbirimizi eziyoruz. Devlet değil veya hükümet değil. Şuraları yes. Bak ben bir dünyamın sok ustasıyım. Aşçıyım. Yemeğe ne kadar maliyet gider hepsini çok iyi bilirim. Şu caddede komple gez. Dürümü 300 liradan aşağı bulamazsın. Ama o dürümün maliyeti 50 TL'dir. Hadi 50 TL de kirası olsun 100 TL'dir. Kirayla işte personel. Anladın ne demek mi? 200 TL. Şöyle de bir durum var. Şimdi biz bir ülkede yaşıyoruz. Tamam. Birilerini seçiyoruz. Şimdi örnek vereyim. Burada bu arkadaş bu abiyi bir bıçaklasa herhalde yapamaz. Yapsa da bir polis var buna müdahale eder. Eğer burada bir hukuksuzluk varsa. Şu bahsettiğiniz bu döner olayında da bir hukuksuzluğu varsa eğer devletin eksikliği vardır bunda. Buna müdahale edilmesi gerekiyor. Değil. Hükümetin eksikliği var. Hayır kesinlikle. Yani bak ben yanlış anlama AK Partili falan değilim. O ayrı bir şey hani. Parti farklı bir şeydir. Bu devletin eksikliği değildir. Bu bizim eksikliğimizdir. Sıkıntı neden var ülkede zaten. Eksikliğimizdir. Ben devlette çalışan personelim zaten haracını yiyebiliyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Milletvekilim zaten haracını yiyebiliyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Bu bizim eksikliğimiz. İnsanlar fırsatçı, insanlarda ahlak diye maalesef bir şey kalmadı. Ama buna bir dur denmesi gerekiyor. Ya madem hukuksuzluk varsa. İnsan önce kendisini düzeltmeli. Ben şimdi kendimi düzeltmedikten sonra ne kadar yaparsan yap fark eden bir şey yok. Mesela bizim mutfakta 6 kişi elimin altında çalışıyor. Birini 4 aydır uğraşıyorum düzelmiyor. Ha fırsat veriyorum hadi düzelmiyor. Bu adam iki şey ya bunu işten kovacaksın. İşten kovduğun zaman kendini ezik hissedecek yapamadın diye. Başka yollara gidecek ya da daha ucuz bir yere gidecek. Bu şimdi... Sorarsan benden kaynaklanmış. Ya usta beni kovdu. Ama ona sorar yani ona sorarsan o bana sorarsan benim işime yaramıyor. Beni eziyor. Güzel bir örnek verdiniz. Konu da ekonomi zaten. Aslında benzer şeyler. Şimdi ülkede ekonomide bir sıkıntı var. Siz her ne kadar kabul etmeseniz de. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor çünkü bunu. Kendisi söylüyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Emeklileri çok iyi anlıyorum diyor. Şimdi bizler yönetenleri bir taraftan da biz seçiyoruz. Böyle de bir durum var. 23 yıldır. Siz oyunuzu hangi partiye verdiniz? Önce onu merak ediyorum. Ben AK Parti'ye veriyorum. Evet. Peki az önce verdiğiniz örnekte yanımızda çalışan birisi var ve memnun değildim. Kovsam kovdum gibi şeyler söylediniz. Aynı şey ülke içinde geçerli değil mi? Memnun değilsek? Şey geçerlidir. Hani tecrübe her zaman olay ya. Ben şunu yanlış anlamayın. 5 yıl önce araba almış olsaydım gözü kapalı alıyordum. Evet. Sorgulamıyordum adamı. Ya abi bakayım eyvallah. Bugün araba almak için gelmiştim. 8 tane araba, internet hepsine de bakabilirsin, cillop gibi arabalar. Birinde altı kesiktir, birinde tavanı yapıştırmış. Adam yemin billah ediyor. Bu neden inanmadım, almadım, baktırdım? Tecrübe yaşadığım için. İşte ülkenin geçmişteki tecrübelerinden dolayıdır. Şimdi bazı şeyler insana farklı geliyor. Mesela kimisi işte ya Amerika gibi değiliz, işte Almanya gibi değiliz, işte bilmem yani ülkeleri gösteriyor. Doğrudur, onlar gibi olamayız. Ama onlara da sorsan onlar da Türkiye gibi olamaz. Olmak istiyorlar mı ki? Bir de o var. Kesinlikle. Benim müşterilerim %90 İngiliz. Evet. İngiliz. İnan ki çoğu şey var ya geliyor diyor ki ya Türkiye'de kalabilmek için elinden geleni yaparım. Ama şu şekilde. O Türkiye'de gelip asgari ücretle çalışmak istemiyor. Değil. Aynı şeydir. Bak bunu işte biz burada çok karşılıyoruz. Ya. Gerçekten aynı şey. Ben parlamenti burada 72 TL alıyorsam o adam orada örnek diyorum 200 TL veya 300 TL alıyor. Şimdi alım gücü farklı bir şey. Ona bakarsan adam 2000 pound maaş alıyor. Asker ücretleri olan 2000-2200 pound. 2200 pound doğru. Türkiye'ye gelsek kral gibi yaşıyor. Çünkü bizim şeydi. Ama benim paramla da ben Afganistan'a gitsem ben de kral gibi yaşarım. Türkiye'yi 3. dünya ülkeleriyle mi kıyaslamak gerekiyor diyorsunuz? Ama bizim klasmanımız o mu diyorsunuz? Kıyaslama insan olarak düşünürsen 3. 2. sınıf diye bir şey yok. Zaten biz hep dünya lideriydik abi biz. Niye Afganistan'la kıyaslıyoruz? Dünya lideriydik. Dünya liderinde şimdi sana yani konudan konuya atlanmak istemiyorum ama dijital para diye bir olay var. Hayır Bitcoin değil. Buz para.
yani canlı olmayan bir para. Bizim Türkiye'de bu canlı olmayan para bir dönemler vardı. Şu an yok. Amerika'da bu var. Neden var? Halk sorgulamıyor. Amerika'da. Evet. Halk sorgulamıyor. Neden sorgulamıyor? Zaten her şey internet üzerinde dönüyor. Canlı para, kağıt paraya ihtiyaç duymuyor. Türkiye'de sorguluyor insanlar. İnsanlar canlı para, böyle sıcak cebinde olacak, sayacak. Böyle bir ihtiyaç duyuyor. Böyle olunca ne oluyor? Zaten zenginlerin bir evlerine git, çoğu kişi kasasında saklıyor. Yani ekonomi, şimdi ekonomim iyi değilse ben tatile çıkamam. Benim param, durumum iyi değilse ben bu yakıtı karşılayamam. Benim durumum iyi değilse 10 liralık arabaya 300 lira 400 lira vermem. Ekonominin bazı dinamikleri vardır. Ekonomi işte onun ayağında ayakkabı var. O tatile çıkıyor. Bak onun arabası var. Ölçülmez aslında ekonomi ama dediğim gibi bazı dinamikleri vardır. Şimdi bu bir takım veriler, göstergeler var. İşte enflasyon göstergesi var. Devletin resmi açıkladığı enflasyon tam olarak aslında bunu gösteren, bunu yansıtan bir aynadır. Şimdi enflasyon verilerine bakıyoruz. Dünyada zirveyi oynuyoruz şu anda abi. Türkiye maalesef geldiği durumda bu. Zirvede oynamamızın sebebi zaten halktır yine. Benim, sensin, odur, budur. Neden odur, budur diyor. Yönetenler ne iş yapıyor o zaman bu ülkede? Bak her şeyden önce kendini düzeltmen lazım ki yönetmeyi düzeltmen. Ben size şu örneği vereyim. 3 yıl önce ben bu ülkede yaşıyordum yine. Yine bu hükümet vardı başta. 3 yıl önce ben veya bu abi aldığı emekli maaşıyla evinin kirasını ödüyordu. Ve kalan parayla da bir şekilde hayatını idame ediyordu, geçiniyordu. Ama bugün 3 yılda ne oldu da bizim millete... 3 yılda neden geçinemez duruma geldik abi? 3 yılda mı değişti bu millet şimdi? Yine halkın yaptığı şey. 3 yılda o zaman halka bir şeyler oldu. Halka bir şeyler oldu. Niye? 3 yılda abi. Ben sana pandemiyi atlattık ya. O pandemi döneminde insanların çoğu böyle açlık hissetti. Öyle söyleyeyim. Yani Ramazan ayında oruç tutmuyordu ama o pandemide oruç tutmaya başladı. Açlık hissetti. Ve bu açlık onu korkuttu. Peki sadece Türkiye'ye mi yansıdı bu şekilde? O yüzden zirvedeyiz. Hayır, birçok yer. Irak'ta da öyle. Ben Irak'a da gittim. Benim yani bu şu anki durumum inan ki Irak'tan daha iyi. Gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz abi şu anda. Yani bunu söylüyorum. Peki gıdayı da sana şunu söyleyeyim. AK Parti'nin suçu var. Neden suçu var onu da sana söyleyeyim. Neden suçu var? İnsanları tembelleştirdiği için. Nasıl yani? Burada kaç tane genç var. Bu gençlerin hepsine de bak. Hiçbiri gerçekten sohbet etmez. Hiçbiri ya acaba bunu üretsem ya da bunu yapsam ya da bu hayvana baksam bakmaz. Alır eline telefonu, iPhone'u. Kızlara bakar, TikTok'a bakar. TikTok'ta nasıl meşhur olurum ona bakar. Oysa doğu tarafına git, Van. Van tarafına git, öyle bir yerler var ki. Böyle bırak, gitmişsindir. Orada hayvan beslenemez mi? Beslenir. Tayyip Erdoğan öksüz çocuğa para veriyor. Yetime para veriyor. Dula para veriyor. Tarım yapana biz veriyoruz abi o parayı. Tayyip Erdoğan vermiyor ki. Bak. İyi olanı biz veriyoruz ama kötü olanı AK Parti veriyor. Devlet olarak düşünürsen bu adamın elinde midir bir dönemler? Evet dönem elinde. İstese verebiliyor ve bunu halka sunuyor. Halk bunu yapmıyorsa ya bizim köyde diyeyim sana devlet buna teşvik vermiş. 400 tane inek besle diye. Bu adam parayı sahte mühürler yapmış. Bu kulaktır nedir küpedir. Sahte yapmış. 400 tane bankaya göstermiş. Banka bunu onaylanmış kredisini çekiyor. Yani o 400 tane hayvanın parasını almış. Ve bu parayla adam kendine 2 tane ev aldı. Hayvan beslemedi. Şimdi burada hükümetin suçu mudur, o adamın şikayetçiliği midir? Şimdi bu bütün Türkiye'nin durumunu da göstermez ama. Evet o adamın şikayetçiliğidir ama bu bir sadece örnektir. O örnektir ama. Sadece bir kişi değil ki işte. Bak sadece birini. Sadece birini. O zaman yine burada hükümetin bir eksikliği var abi. Herkes bunu yapıyorsa. İşte bak. Eksikleri kadar denetlemiyor. Olunca hükümetin. Yine ama hükümetin. Olunca bizim. Biz inan ki biz suçluyuz. Abi, şimdi çok bu iş nasıl biliyor musun? O kadar çok basit ki. Apartmanda mı yaşıyorsun? Binada mı yaşıyorsun? Müstakilde mi yaşıyorsun? Apartmanda yaşadığını düşün. Bir tane yönetici seçiyorsun. Aranızda para topluyorsunuz. O adam her ay 10 merdivenleri temizletiyor. Bir tane temizlikçi tutun. Şimdi bu apartmanın yöneticisi merdiveni sildirdi diye çok iyi olmaz. Görevini yapıyor sadece. Sildirmediği zaman kötü olur. Tam olarak ülke yönetmek de aynen bunun gibi. Peki, sildirmezse eğer o apartmanı kötü olur. Diyorsun. Şimdi adam sildirdi. Benim ukalalığım, ben de yolda gidip tükürdüm, yukarıya çıktım. Anladın? Şimdi bu benim suçum mu? O sizin suçunuz. Suçumuz. Doğru mudur? İşte ekonomi de o şekilde. Ekonomi bu şekilde. Benim halkın, %50 halkın suçu var. %50 de tabii ki partinin suçu var. Neden partinin suçu var? Ben olsam bazı yüksek cezalar veririm. Yani güzel cezalar nasıl veririm? Bu 3 defa şu firma benim dinlemiyor, komple kapatırırım. Şimdi, bana ne? Fırsatçı insanlar var. Bunu bir kenara koyduk, kabul ediyorum. Bir de şu var. Şimdi
son bu bir ayda birçok şeye zam geldi. Mesela elektriğe zam geldi %38, akaryakıta zam geldi. Dün köprü geçiş ücretlerine %38 yine zam yapıldı. İşte yurt dışından yapılan alışverişe yine vergi zamları geldi. Şimdi burada ben ne yaptım abi sen tam olarak? Sen benden çalarsan ben senden çalarım. Nasıl yani? Bu hükümetin denetim altında tamamen bu. Halk hükümetten çalarsa hükümet de bunu yapar. Başkasından çalar. İşin açısı bu. Çünkü niye? Çaldırmayacak işte devlet abi, hükümet. Hayır, çalmak zorunda. Yani çalmak zorunda derken bunu katmak zorunda. Neden zorunda? Ben bizim ülke vergiyle yöneltilen bir yerdir. Doğru. Vergiyle. Senden vergi almadıktan sonra ben nasıl yöneltebiliyorum? Olsun abi. Bırak da ben vergimi ödüyorum. Sen vergini ödüyorsun ama vergini kaçıranın bir sürü insanlar var. Devlet bunu alacak. Da şikayet ettiğin zaman bak. Bunu da şikayet ettiğin dışında zaman. Dışında yaşayan akrabanız var mı? Çok. Dışında bir insanın vergi kaçırabileceğini düşünüyor musunuz? Neler olur? Değil, kaçıramam. Hiç kimse kaçıramaz. Türkiye'de niye kaçırabiliyor peki? Çünkü halk bir değil. Bak, inan ki bütün suç halkta. Halk bir değil. Yani ben burada parti savunmuyorum. A'mış, B'miş, C'miş değil. Peki önemli. Buradaki aynı halk, hani halk bir değil diyoruz ya, aynı halk 5 milyon vatandaş Almanya'da yaşıyor. Ama orada vergisini ödüyor Almanya'da. Nasıl veriyorlar abi? Aynı insanlar bunlar. Almanya'da ödüyorlar ama vergiyi. Türkler vergi öder, her tarafta öder. Türkiye'de ödemiyor diyorsunuz. Her tarafta öde. Almanya'da da Türkiye vergi vermek zorunda. Türk vatandaşısın. Vermek zorundasın. Türkiye nüfusun altındaysan istersen şeyde... Almanya hükümetine bizim Türkler orada yaşadıkları için vergi ödüyorlar. Nasıl ödemiyorlar abi? Şirket firma farklıdır ama şahsi olarak vermezler. Şey, marketten bir şey alırken bile ödüyorsun. Vergi herkes veriyor. Irak'ta vergi var mıdır? Yok. Kesinlikle Irak'ta vergi yok. Kesinlikle. Bak, Orta Doğu ülkelerinde sistem farklı olabilir çünkü petrol ülkesi bunlar. Vergi kesinlikle yok. Niye? Doğal gaz yani şey pardon akaryakıt, benzini diye akıtı var ve halkını geçindirebiliyor. Geliri başka ülkenin. De yok. Bak, evet. Orada 6 saat normal devlet veriyor. 6 saatte jeneratörler, devler gibi jeneratörler var. Onu kullandılar. 6 ay rafta kaldı. Vietnam'da da aynı şeyler. Ben Tayland'a da gittim, Vietnam'da da gittim, Irak'a da gittim, Gürcistan'a da gittim. Birçok yere gittim. Doğrudur. Bazı şeyler önüne geçilebiliyor. Ama bizim en büyük hatamız, hani partisel olarak demiyorum, halk olarak diyorum. Biz birbirimize hiçbir zaman saygı göstermiyoruz, bu birincisi. Biz, bak işte her şey birbirine bağlıyor. Saygı göstermiyoruz birincisi. İkincisi bizde vicdan diye bir şey kalmamış. Kalmamış. İnsanların hepsinde bu vicdan yok yani. Türkiye'de... Ben şunu diyorum. Şimdi 20 yıl öncesine, AK Parti öncesi döneme dönüyorum. Düşünüyorum. Çocukluk yıllarıma denk geliyor. 15'li yılları yaşlarıma denk geliyor. Şimdi o zamanlar vardı bu bahsettiğiniz şeyler. İnsanlar birbirine saygılıydı. Komşuluk vardı. Gençler büyüklere saygılıydı. Ekonomik olarak çok ne oldu? Kötüydük. Bak ekonomik olarak... Ama huzur vardı. Ekonomik olarak çok kötüydük. Evet. Ama huzur olarak mükemmeldi. Ne oldu da biz bu vicdanımızı, huzurumuzu, saygımızı yitirdik? Dış tarafın insanları. Dış güçler. Evet, dış güçler. Neden dış güçler? Ne oldu bu dış güçlere, mültecilere, ülkeye abi o zaman? Orada mı halk? Tabii ki yıllardan beri de geliyor. Yani şimdi turist bölgesi yıllardandır. Türkiye kimse turist. Kimse almadı. Turist. Suriyelileri mesela onunla mı? Suriyeliler evet. Bir yönde katılıyorum. Alınmaması lazım. Ama bir yönde de vicdani insan olarak, devlet baskısı olarak almak zorundasın. Bunun da bir takım kuralları var, kampları var. Kuralları vardır. Şimdi afet bölgelerinde ve bu tür savaş bölgelerinde git iyice araştır derler. Onun Dünya Bankası, Türkiye ile falan değil, İngiltere ile alakası değil. Dünya Bankası denen bir yer var. Ve bu örnek diyorum sen 100 bin kişi buraya aldın, 100 bin kişiye karşı Dünya Bankası bu parayı karşılıyor. Türkiye karşılamıyor. Burayı çok karıştırmayalım. Mülteciler burada yaşadığı için kesinlikle. Türkiye'ye para veriyorlar. Türkiye dışarıdan para, yani dışarıdan derken hani havuz sistemi düşün. Avrupa veriyor bu parayı. Dünya Bankası demeyelim de. Bütün her taraf. Yani nasıl söyleyeyim işte zengin ülkeler Amerika'dır, İngiltere'dir, işte Fransa'dır, Türkiye'nin belli başlı şeylerdir. Türkiye de belli. Peki, bu havuza. Neden o ülkeler bu mültecileri almıyorlar da alın mültecileri diye bize para veriyorlar? Biz mi aptalız? Alıyor. Onlar mı çok akıllı abi? Alıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Buraya gelen Suriye, yani kimse belki dinlerler bilmem ama buraya gelen Suriyeliler aptaldı. İnan ki aptaldı. Bayağı değil mi? Çok daha sürünüyor. Bak Redor diye bir çocuk var. Seni içeri atar. Alsınlar, bir şey olmaz ya, ne olacak. Böyle şey değil. Bak Redor diye bir çocuk var. Görüntülü de arayabilirim. Bu da Suriyeli ve buradan kaçak yoluyla Almanya'ya gitti. Bu çocuk şu an Almanya'da Ferrari'ye biniyor. Suriyeli. Ferrari'ye biniyor. Nasıl oldu bu peki? Bu adam bir yıl boyunca kampta kalıyor, bir yıl boyunca buna $1,000 para veriliyor. Peki Türkiye'de veriliyor mu? Hayır. Verilmiyor. Türkiye'de verilmiyor mu? Hayır.
Türkiye'de sadece şunu verildi. Çevre olan komşular yardım etti. Bak yine insanı görev derler ya. Çevre olan insanlar. Azıtmalar arif bir şey. Adamlar da akıllıydı. Çalıştı. Adamlar kalkıyor dükkan açıyor. O açıyor, bu açıyor. Bizim gençlerden hangi birisi açabiliyor? Yani her şey benden, senden, bundan, şundan kaynaklanıyor. Peki o zaman şunu sorgulayalım. Az önce siz söylediniz abi. Bir Suriyeli bile yurt dışına gitmiş, bir yılda almış Ferrarisini. Kesinlikle. Peki ben bir Türk oğlu Türk olarak, bu ülkede yaşayan, yıllarca çalışan bir vatandaş olarak niye ben bir şey alamıyorum abi? Canım, ayrı bir şey. Şimdi Necmettin Erbakan'ın kaç dönemi içinde, ta onun dönemindeyken Türkiye dedi ki biz dedi şey yapalım, makine üretelim, traktör. O dönemde Necmettin Erbakan'ı dışladılar ki araştırdığıma göre. Kesin nettir demiyorum. Komple teorileri bazıları. Kesinlikle bak, nettir demiyorum. Kesin nettir demiyorum. Araştırdı ve Türkiye karşı çıktı. Yapmadılar. Bizim o kadar zeki insanlarımız var ki. Mühendisler. Yani adamın eline bir şey ver ya, iPhone'da öyle bir şeyler yapıyor ki adam artık zekasından dolayı neler neler. Bu adam zekasını halka yardımcı olayım şeyinde kullanmıyor. Ben size bir örnek vereyim. O araba bu sene yapıldı. Ben kullanıyorum. Dur bir kanka dur. Kişisel olarak kullanmıyorum. Abi ben sana bir örnek vereyim. Bu sene o bahsettiğin araba yapıldı. Tok, yerli ve milli bir arabamız yapıldı. Fiyatına baktın mı? Ucuz mu o kadar? Yoksa Avrupa arabalarından hiçbir farkı yok fiyat olarak. Evet, şu an 1.300.000 mü öyle bir şeydi. 1.600.000 bandında diye biliyorum. Peki yine hiçbir şey değişmedi. Kendimiz ürettik. Ama şu an kazandığım para da zaten ona eşdeğerdir. Tabii eşdeğerdir. Ya ben bir asgari ücretle o 1.600.000 arabayı almak için ne kadar çalışacak abi? 3 yıl önce 4.000 TL alıyordum. Bugün 100.000 TL alıyorum maşallah. Yani kaç katını düşün. Demek ki ne kadar enflasyon var ülkede abi, gördünüz mü? Sizin maaşınıza, kara kaşınıza, kara gözünüze hevesli oldukları için değil, enflasyon olduğu için zam yapıyorlar. Enflasyondan değil, ben buna karşılık veriyorum. Enflasyonu ayrı bir yere bırakalım. Bu araba eğer o dönemde çıkarılmış olsaydı, bu araba bugün 200 lira, 300 lira olurdu. Bugünü kıyaslayalım, bugün. Sizi, yani bugün gayet normaldir, 1,5 trilyon normaldir diyorsunuz. Nasıl normaldir? Ben 15 ay biriktirip bu arabayı alabiliyorum. Sen toplumun neredeyse hiç kimse, milletvekili kadar maaş alıyorsun. Şimdi onunla kıyaslayamayız seni. Şunu söylemek istiyorum. Askeri ücret bazında gidelim. Bak, askeri ücret bazında gidelim. Bir asgari ücretle Türkiye'de üretilen bir arabaya kaç paraya alıyor? Avrupa'da... Şunun örneğini vereyim. Doğan Selex'i 2-3 askeri ücretle 10 sene öncesini, 4 sene, 5 sene öncesini 3 askeri ücretle alabiliyordu. 7500 TL. Öyle değil mi? Şu anda hemen hemen çaplarsan yaklaşıyorsun. Yaklaşıyorsun. Ekonomi çok iyidir de parasal olarak evet herkes de var. Ama ekonominin şeyinde hani nasıl söyleyeyim sana, bütün nereye getirsen getir, partiyi değiştirsen de hükümeti bütün bu 5 parti belli başlı 5 partiyi de ayrı bir kenara bırak. Yeni bir parti getir. Biz insan olarak böyle olmadık sürece değişen bir şey olmuyor. Nasıl olacağız? Şimdi ben size diyorum ki emekli diyorum, geçinemediğini söylüyor duyarlı diyorum. Duyarlı değilsiniz duyarlı ki abi siz. Duyarlı olmak lazım. Nasıl duyarlı olmak lazım? Gerçekten adam 4 tane kat evi var. Abi alsın 5.000 alsın ne olacak? O 5.000 alsın, şu 5.000 alsın, şu dediğim gibi 200 yerine 300 yerine 150 lira yapsın. Bunu yapabilir. Öncelikle şunu anlamanız yapabilir gerekiyor. Hani bahsettiğiniz fiyatlar aslında pahalı değil. Olması gereken fiyat. Pahalı, değil yani. Pahalı diyorsanız şunu eleştirelim. Bugün tamamen devletin tek elinde olan yerler var. Mesela gıda fiyatlarından bahsediyoruz ya abi, market fiyatlarından. Bugün tarım kredi kooperatifi marketleri var. Devletin tamamen denetimi altında olan. Oraya gittiğinizi hiç bilmiyorum. Oradaki fiyatlar da herhangi bir 3 harfli marketten farklı değil. Hatta bazı şeyler daha pahalı. Demek ki bu fiyatlar normal. Yani devletin tek elinde olan fiyatlar da bu. Ya ama tavuğu da sen alıyorsun. 60 TL aldığın yer de var. 40 TL aldığın yer de var. Tamam. Kilosu olarak. Tamam. O da. Yani sonuçta alabiliyorsun. Ne demek istedim? Yani o da işte insanların şeyine göre demek istediğim. Duyarlı olalım dediniz. Konu dağıldı. Bir emekli vatandaş bugün aldığı parayla evinin kirasını bile ödeyemiyor. Bırakalım geçinmeyi. Duyarlı olalım abi. Bu insan niye geçinemiyor? Bunu konuşalım. Bunun hesabını soralım yukarıya. Halk olarak. Onu soralım. Doğrudur. Eyvallah. Halk olarak sen zaten emekliye yardımcı olursan partide hani yönetimi de değiştirir. İşte yardımcı oluyorum ya ben şu anda. Yönetimi de değiştiriyorsun. Demek istediğim. Her şeyden. İşte şunu anlamıyorsun. Sadece şunu iyi anla demek istediğimi. Biz 5 kişi 1 olursak
karşıdaki adamı yenersin. Ama ben tek olursam yenemem. Güzel abicim bak şimdi biz bütün halk olarak 84 milyon. Abi bir saniye be abi. Ben sana uzatırım. 84 milyon biz zaten biriz. Vergimizi ödüyoruz. Mesela ben şu an çalışıyorum, sigortamı ödüyorum. Niye biliyor musun? O sigortamla o emeklerin maaşı ödensin diye veriyorum mesela. Ama ödenmiyor abi. Adam az maaş veriliyor. Diyorum ki verin abi adamın parasını. Ama şimdi şöyle bir şey var. 23 yıl öncesine git, bırak emekli maaşı alınmıyor. Emekli maaşı alınmıyordu. Bırak alamıyorlardı öde, abi. Şu an 10 bin TL ödüyor ya. İnan o dönemde onu da almıyordu. Niye alamıyordu bu emekliler o zaman maaşı? Ekonomi yoktu. Hükümetten kaynaklanıyordu. Aynen. Yok. Peki, bugünkü sıkıntıları sorduğun zaman hükümet demiyorsun abi. Şunu bir gerçek, bırak şunu bir gerçeğe getirelim. 22 yıldır söylerim. Geçmişinde söyleyeceğim, kısa bir dönem gitmem lazım. 22 yıl içinde son 3 yılını bir kenara bırakalım. Ne kaldı 20 yılı mı diyelim. 20 yıl boyunca bu Türkiye halkı gerçekten çok rahat yaşadı. Maddiyat olarak yaptı, yol olarak yaptı, hastane olarak yaptı. Hükümet bir şeyler yaptı. Güzel yönetiyordu, eyvallah. Birçok şey, hani her şey mükemmeldi diyeyim. Son 3 yıldır mükemmel değil. Doğru mudur? Son 3 yıldır siz diyorsunuz ki mükemmel değil. Eyvallah. Başa getirdiğim bir şey gerçekten kalpten inanıp da o insan daha da güzel düzeltecekse bence verelim. Ben de şunu söylüyorum. Ama düzeltilmiyor. Son 3 yıl iyi değil dediniz ya. Daha önce iyiydi dediniz ya. Ben sonuca değil de nedene, sebebe bakıyorum abi. Son 3 yıl neden kötü biliyor musunuz? Geçmişte yapılan o sıkıntılardan dolayı üretmiyoruz diyorsunuz. Aslında Türkiye kendi kendine yetebilen ülkelerden birisiydi. Olan fabrikalara satıldı şu anda. Bizim şeker fabrikalarımız satıldı. Yani tarım bir şekilde bitirildi. Demek istemiyorum. Çok yanlış şey. Çok aslında sıkıntımız bizim son 3 yıl değil demek ki. Bak bu fabrikalar satılmış diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Bak satılmak ayrıdır, özelleştirmek ayrıdır. Başkası alıyor abi, işletiyor. Bak özelleştirmek ayrıdır, satılmak ayrıdır. Ben herkes şimdi fiyata kafasına göre zam yapıyor diyorsun ya, özelleştiği için zam yapıyorlar. 2006'da Van İpek Yolu Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum mutfağında. Bizim 5 tane, bir tane başhekimimiz vardı. Başhekiminin 5 tane yardımcısı vardı. Yardımcıların 4 tane yardımcısı vardı. Boşta olan kaç tane adam oldu? 5, 4 orada 9, bir de kendisi 10. Kalifer dairesi vardı. Kalifer dairesinde bir tane adam yeterli. Düğmeye basacak bu kadar. Bu burada 8 kişi çalışıyordu. Ve bu 8 kişi haftada bir gün geliyordu. Hatta biri bir hafta geliyordu, 3 hafta geliyordu. Çünkü devlet denetlemiyormuş abi burayı. İşte o Tayyip Erdoğan'ın çıkarttığı bir dönem. Yani partinin çıkarttığı bir dönemden sonra bunlar yayılmaya başladı. Kalifer dairesinde bir tane adam kaldı. Çünkü niye? Bu sefer şirket aldı aslında. Şirket bir tane adamı var. Özelleşti diyorsun. Devlete para geldi. Yani sonuçta boş adama. Adama diyor ki sen evet aşçısın, tamam aşçısın. Bir mutfakta bir tane şef olur. 5 tane şef olmaz. 4 tane şefe ihtiyacı yok. Bu 4 tane köyde, hangi köyde işte falan köyde adam yok. Git oraya hizmet et. Teşekkür ediyorum. Müsaadenle yayınlıyorum. Güzel sohbetti. Teşekkür ediyorum. Gündemde ne var? Vatandaşın gündeminde ne var? Bunu soruyorum. Türkiye'de biliyorsunuz gündem sürekli değişiyor. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde ne var? Ne var? Birçok vatandaş ekonomi diyor. Birçok vatandaş sokak köpeklerinden bahsetti. Sokak hayvanlarından bahsetti. Evet, çok güzel bir soru. Biz hangi konuyu alalım? Was ist unser Tagesthema? Yurt dışında mı yaşıyorsun? Evet. Yurt dışında mı yaşıyorsun? Nein, unser Tagesthema. Die Leute sagen ökonomische Krise, die sagen die Hunde, die Tiere. Was sollen wir nehmen? Sen bize sorma. Çocuklar. Aha. Siz yurt dışından geliyorsanız ben size sorayım. Hangi ülkeden geldiniz? Almanya'dan. En son ne zaman gelmiştiniz? Geçen sene. Geçen seneden bu yıla. Neler değişmiş Türkiye'de? Siz iyi gözlemliyorsunuz bunu. Her şey bunu. Daha da pahalı olmuş. Yani siz de ekonomi diyorsunuz. Evet. Çok kötü. Neden bu durumda Türkiye? Onu şimdi burada açıklasam beni taşlarlar. Beni bir daha Türkiye'ye sokmazlar. Sen o git başkasına sor. Bu kadar çekiniyor musunuz? Ben bunu desem beni bir daha da sokmazlar buraya bak. Özgür bir ülke burası. Öyle deme, bak bizi atarlar buradan da. Bak sen. Vallahi ekonomi var, sıkıntı var işte. Herkes gibi. Yani herkes gibi biz de normal bir vatandaşız. Yani herkesin yaşadığını biz de yaşıyoruz. Ama insanlar çok memnun. Bazıları diyelim tabii, evet. Katmayalım. Vallahi onlar için de zaten söylenecek çok şey var da. Ne diyelim bilmiyorum ki, yerin dibine mi batsın? Allah kahretsin, ne diyeyim. Yani Allah, bu millete bu duruma düşürenler. Evet. Allah akıl fikirversin, ne yapalım. Neden gündemimizde bizim bir tatile gitmek yok? Ne bileyim? Ya birader, geçim sıkıntısından nasıl tatil düşünecek? Yani evin yolunu zor buluyor insanlar. Yani 3-4 maaş alıyor insanlar. Yine geçinemiyor. Aylı getiremiyor yani. Yani Allah herkese çok versin. Şöyle ben emekliyim. Çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Çocuğum çalışıyor.
3-4 maaş giriyor evime ama aile getiremiyorum. Yani emekli olduğunuz halde çalışmak zorundasınız. Çalışmak zorundayım. Bir ay çalışmasam 3 ay içeri giriyor. Ama sorarsan insanlar çok memnun. Güzel bir noktaya değiniriz. Şimdi biz seçim yapıyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar kendi seçimlerini kendileri yapıyorlar. Bir yıl önce yaptık biz seçimimizi. Sandık bize dedi ki biz halimizden memnunuz. Böyle devam edelim dedi sandık. Vallahi şey ben sizi yıllardır yani yıllardır demeyeyim. Sizi bir de bir arkadaş var onu görüyorum. Size teşekkür ediyorum yani sizin. Gerçekten yani yanlış anlamayın. Belki insanlar farklı düşünebilir. Ben sizinle gurur duyuyorum. Çünkü insanların sesi kulağı oldunuz. Yani insanlara hiç olmazsa hitap ediyorsun. İnsanlar geliyor içine döküyor. Tabii karşı gelenler de çok. Ama onlar demeden vatandaşın sesini duyurmak istiyoruz ama onlar işte ocu bucudur. Particidir aslında. Evet, particidir. Vallahi biz işte aslında yani biz cumhuriyetçiyiz. Biz de asıl milliyetçi bizleriz. Vatanımıza, milletimize biz sahip çıkıyoruz. Biz diyoruz ki işte Suriyeliler gitsin, Afganlar gitsin, insanlarımız rahat etsin diyoruz ama insanlar diyor ki onlar bizim din kardeşlerimiz. İşte yerin dibine bassın öyle din kardeşleri. Vallahi ben doğuştan Atatürkçüyüm, doğuştan solcuyum. Yani gurur diyorum. Ama işte vatanını, milletini satanların da Allah bin türlü belasını versin. Ülke bu hale geldi işte ne yapalım. Şöyle geleceğe baksanıza çocuklarınız, torunlarınız mutlaka vardır. Ne görüyorsunuz abi? Hani yorumunuz nedir? Ne olacak memleketin hali? Klasik. Vallahi onlar için Allah diyorum ya. Hiç bir şey diyemiyorum ya. Ne bileyim. Hiç umut yok. Var mı sizce? Bence hiç umut yok ya. Kaçan kurtulur bu ülkeden. Gençler yurt dışına gidiyorlar. Evet. Vallahi ben askerlik yaptım. Böyle bir gururla yaptım ki. Yaptığım askerlik şimdi ben silsem çok şey yapamamıştır. Yani gururla askerlik yaptım. Şey ilk nöbet tuttuğumu Çeşme nöbeti tuttum. Ağladım. Gururdan ağladım. Öyle bir milliyetçiyim yani. Devrimciyim ben yani milliyetçiyim derken. Asıl devrimciler milliyetçi, asıl milliyetçi devrimcilerdir bilen. Yani vatanımı milletimi çok aşırı seviyorum. Ama diyorum ya bu ülkeyi bu hale getiren Allah bin türlü belasını versin. Çoluk çocuğumuzun hakkını yiyenin Allah belasını versin. Bilmiyorum geziyorum ben sürekli. Geziyorum. Buraya da gezmeye geldim. Nereden geldiniz? Kayseri'den. Tatile mi geldiniz? Evet buralıyım. Orada yaşıyorsunuz ama. Orada yaşıyorum. Nasıl ekonomiden dem vuruyor birçok insan? Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomi mi? Her yere göre değişik ya. Mesela tatil yerlerinde daha değişik. Mesela buradan bir su alıyoruz 30-40 lira şey yerinde. Kayseri'de 5-10 lira. Her yerde çok pahalı. Ya değişik yani fiyatları değişiyor yerine göre. Genel olarak Türkiye ucuz bir ülke diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunun sebebini tam olarak? Yani bilemiyorum. Erdoğan'ı. Şöyle bir durum var. Biz seçiyoruz ya bizi öyle yönetenleri. Erdoğan'ı da biz seçtik. Şimdi Kayserilisiniz. Kayseri'de %60, %70 oy verdi. Dıştan gelen insanlar mesela mülteciler diyebilirim. Onlar yüzünden sayesinde. Bence yani bana göre o. Evet küçük bir kısmı mülteciler. Yani oyların %3'ü diyelim. Yani %50'si değil mültecilerin. Yaşlılar, Almancılar vesaire. Mesela gençlerin ne kadar çoğu AKP'yi seçiyor ki? Gençler vermiyor evet. İşte öyle oldum. Ben de genç olarak ben tercihim değil. Mülteci dediniz. Yakın zamanda Kayseri'de bir takım olaylar yaşandı mültecilerle alakalı. Evet, ben de olayların içindeydim. Karakolluk falan olduk bayağı. Neler yaşandı? Savaş alanına döndü her yer. Böyle nasıl anlatayım. Savaşta gibiydiler ya. Mesela bir mahallenin girişini komple kapattılar. Polis hariç falan. Otobüsler artık işlem yapmıyordu. Sadece olanları alıp götürüyorlardı. Olay olan yerdeki insanları alıp karakola götürüyorlardı. Halk otobüsleri. Halk otobüsleri evet. O kadar büyük de olaylar yani. Basına yansımayan bizim bilmediğimiz şeyler oldu mu orada? İnternetleri kapattılar. 3 gün boyunca biz internete hiçbir şekilde erişemedik. Haberlerde zaten çok apayrı gösterdiler. Bizim bir hafta boyunca tüm her yerde helikopter dolandı. Ya o kadar küçük bir olay değildi yani bu çok büyüdü. Ve o çocuk olayında her şey o kadar yanlış anlatıldı ki. Çocuk mesela 5 yaşına dendi, 7 yaşına çıktı, 10 yaşına çıktı, öldürüldü dedi. Ama evet ondan sonra çocuğu gözaltına yani bakıma almışlar. Öyle bir şey yok. Çocuk 3 yaşındaydı. Suriyeliydi ve çocuğu öldürdüler tuvalette. Hepsinin de videosu var. Her yerde videoları yayıldı ama sonradan her şeyi kaldırdılar. Öyle yani bu kadar. Ekonomi demekten başka diyecek bir şeyimiz var mı ki? Kameraman abi sen söyle. Ekonomi demekten başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Doğru hak veriyor. Hak veriyor tabii. Neden ekonomi hocam? Neden bir tatile neden gitmek yok daha? Abi bir saniye bakar mısın lütfen? Gel gel bir bak. Bak abinin de parayla işi var. Abi ekonomi gündem. Başka diyecek bir şeyim yok. Ekonomi. Abi insan geçinemezse ekonomi hakkında da bir şey konuşamaz. İnsanın ilk önce yaşama, yeme, barınma gibi temel ihtiyaçları var. Su
vesaire vesaire. Önce bu temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer dallara koşabilir. Önce bu temel ihtiyaçları bizim karşılamamız şart. Şimdi taş devrinde de insanların tek derdi yeme içme ve barınmaydı. Şu bugün de mi biz aynı şeyleri yaşıyoruz? Başka hiçbir şey yok abi ya. İnsan çocuğunu okutma derdinde, evini yemek, doğalgaz, su, cart, cürt o şekilde.